alacağım. Sağ ol. Can. Gerçekten sen harika bir adamsın. Yok canım, kim olsa aynı şeyi yapardı. Yok. Kimse yapmazdı. Gece sana geldi öyle mi? Valla geldi de hiçbir şey anlamadım. İşte esti gürledi Sermet hakkında, sonra yere düştü. Ne yaptı bu Sermet, abuk bir şey mi yaptı acaba kız, anlatsana. İnan bana, onun adını bile duymak istemiyorum Can. Ya. Deniz Irmak diyor ki ben eve gitmem. Otele giderim, yurt dışına giderim falan, böyle abuk subuk konuşuyor. Diyorum ki gelsin birkaç gün bende kalsın. Ha? Hem yalnız kalmamış olur. Sağ ol. Şadiye, hadi yavrum kalk bir iki lokma bir şeyler ye. Aç değilim. Ama olmaz böyle. Bir şeyler yemen, toparlanman gerek. Hadi ne olursun. Bak Sermet de seni görmeye geldi. Bari en azından bir kahve iç bizimle hadi. Kalkmıyor mu gene? Yok. Dün geceden beri iki lokmayı zor tıktım ağzına. Yataktan bile çıkartamadım. Fırat'tan bir haber var mı? Yok. Merak etme Nari, bulacağız. O da şimdi zor günler geçiriyor. Yani bu olayı sindirmesi kolay değil. Yakında çıkar ortaya. Çıksa gelse dönse ne olacak Sermet? Sence bu saatten sonra toparlayabilir miyiz artık bu ilişkiyi? Bazı şeyleri biraz zamana bırakmak lazım Nari. Deniz Hanım'la hiç konuştun mu? Hani ne yapıyor, ne ediyor? O iyi mi acaba? Yok, bilmiyorum. Arayamadım Deniz'i. Hem arasam ne diyeceğim ki Deniz'e? O da benim gibi deli kardeşiyle uğraşıyordur işte, bin türlü bela. Arkadaş bir tane sarı çıyan çarşıyı pazarı nasıl karıştırdı ya? Hepimiz tıfaya geldik. Bana müsaade edin. Biraz işlerim var, görüşürüz sonra. Nasıl? Valla yemiyor, içmiyor. Çık kendin gör. Şimdi ağzıma geleni söylerim, gerek yok. Yapma Deniz. En çok sana ihtiyacı var böyle bir zamanda. Can, çok sinirliyim. Şimdi kalbini kırarım onun. Zararım dokunur, gerek yok. Tamam, tamam. Deniz Hanım evde yok. Can Bey'e gittiler. Can Bey'e de lan. Ben zaten Irmak Hanım'ı merak etmiştim, ona geldim. Anladım. Onu pek iyi değilmiş galiba. Hastaneden çıktıktan sonra hiç görmedim. Zaten oradan çıkar çıkmaz Can Bey'e gitmişler. Deniz Hanım da onu ziyarete gitti zaten. Siz buyurun geçin isterseniz, birazdan gelir o da. Eyvallah, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merak ettim, haber yok mu hala Fırat'tan? Yok Ümmü abla. Şadiye nasıl peki? Toparlandı mı biraz? Toparlanmayıp da ne yapacağım? Şadiye? Kızım. Yavrum. Ah Şadiye'm benim. Bakayım sana bir. Yok kuzum, ben seni çok iyi gördüm benim. Hayırdır Ali? Ya abim yolladı. Hani yapılacak bir sürü iş var, bu pastane falan filan. Şeyden sonra bayağı başladık o işleri. Pastaneyi satın işte. Evi de boşaltın. Eşyaları da öyle ihtiyacı olanlara verin. Ya tamam da işte keşke o kadar kolay olsa, hani bir veraset ilanı falan vermen lazım. Ay ne veriyorsanız verin de ne olur beni bulaştırmayın yani. Ya seni en az uğraştıracağız sözde. En azından bir notere uğraman lazım ya. Vekalet vermen gerekiyor yani. İyi. Onu işte hallederiz bir ara. Buna da şükür. Cenazeden beri ilk defa bu kadar konuştum. Ben tekrar uğrarım yenge. Tamam. Ah Narin kızım ya. Babana bunları duyurmayacağım diye akla karayı seçiyorum. Allah Allah. Allah'ım korusun. Eğer duyarsa var ya, bu sarı çıyanın kesin katili olur bu defa. Ay Ümmü abla, ne olur gözünü seveyim. Tek bir şey duymasın babam. Bir de onunla uğraşamam.
Biliyorum kızım, biliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.